Evet sevgili çocuklar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sizlere yine kendi yazdığım hikayelerden olan Becerikli Tuti hikayesini seslendireceğim. Uyku öncesi hikayemiz. Bu hikayeyi ekrana yansıtmayacağım. Sadece beni izlemenizi istiyorum. Evet, şu anda sizleri de görebiliyorum. Şöyle hikayemi de açayım. Hikayemizin sonunda değerlendirme sorumuz ve eğlenceli bir şarkımız olacak. O yüzden sabırla hikayemizin bitmesini beklemenizi tavsiye ediyorum size. Ne demişler? Sabrın sonu selamet. Sabırla buna devam et. Evet. Herkes hazır mı? Başlayalım mı? Bakıyorum. Evet. Herkes hazır. Yine bazı kameraların arkasında üç arkadaş birden var. Üç kardeş mi acaba? Üç kuzen mi, akraba mı bilmiyorum ama çok tatlı görünüyorsunuz. Çiçek bahçesine döndü yine Zoom. Zoom zoom. Çiçek bahçesi oldu. Evet, hazırsanız başlayalım. Bir dakika. Evet. Hikayemizin ismi Becerikli Tuti. Masal Markaval. Alın size Merve öğretmenden harika bir masal. Vaktiyle çok sevimli bir kasabada Tuti adında biri yaşarmış. Tuti çok becerikli, bir o kadar da yardımsever birisiymiş. Başladığı her işi öyle güzel tamamlarmış ki görenler böyle kalırlarmış. Şaşırırlarmış. Ama yaptığı şeyleri hayranlıkla izlerlermiş. Bir gün Tuti ona destek olanlarla beraber yaşadığı kasabaya Taşlı Cami adında taştan bir cami inşa etmek istemiş. Yani yapmak istemiş, bir cami yapmak istemiş. Kendisi de caminin yapımında çalışmaya başlamış. İnsanlar onun her işi nasıl böyle güzel ve başarılı bir şekilde yaptığını öğrenmek için harika bir fırsat yakalamışlar. Cami yapılırken bir yandan da Tuti'yi izliyorlarmış. Tuti cami yapımında kullandığı her malzemeyi Bismillah deyip eline alıyor. Bismillah deyip yerine koyuyormuş. Bismillah deyip eline alıyormuş. Bismillah deyip yerine koyuyormuş. Kasabalılardan biri dayanamayıp Tuti, galiba senin nasıl bu kadar başarılı ve becerikli olduğunu anladım demiş. Tuti gülümsemiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlanan her iş hayırla biter. Her işin başında önce besmele çekmek gelir demiş. O günden sonra kasabalıların hepsi her işe besmele ile başlamış, besmele ile bitirmiş. Hatta en son duyduğuma göre ne olmuş olabilir acaba? Merak ettiniz mi? Evet, merak eden arkadaşlar var. Hatta en son duyduğuma göre kasabanın adını hayırla başla, hayırla bitsin koymuşlar. Kasabanın adını değiştirmişler yani. Hayırla başla, hayırla bitsin koymuşlar. Tuti ve kasabalıların işbirliği ile yaptığı Taşlı Cami de öyle güzel olmuş ki insanlar başka kasabalardan oraya ibadet etmek için gidiyorlarmış. Duyduğuma göre kasabaya girerken Bismillah diyenler, çıkarken de Bismillah diyorlarmış.
Becerikli Tuti'nin sayesinde bütün kasaba halkı besmeleyi ve anlamını öğrenmişler. Besmelenin anlamı neymiş peki? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki bir Tuti'nin bu işleri yaparken söylediği bir besmele ilahisi varmış. Onu da hep birlikte söyleyelim o zaman, öyle değil mi? Biz de becerikli Tuti'nin şarkısını öğrenmiş ve onun bu gizemli işte iş başlangıcında söylediği bu gizemli cümleyi, yani besmeleyi söylemiş ve öğrenmiş olalım. Şimdi sizler için ekranı yansıtıyorum. Şöyle büyütelim. Ve geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. İşte Tuti'nin besmele ilahisi. Şimdi ilk önce ben bir söyleyeyim bakalım. Acaba Tuti'nin besmele ilahisi nasılmış? Siz de beni takip edin. Sonra da kutucuk kutucuk herkese söyleyelim, görevler verelim. Mesela sarı kutuyu birisi söylesin, mavi kutuyu birisi söylesin, yeşil kutuyu birisi söylesin. Hop 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 hop. Hemen ekranı çizmeye başladılar. Evet. Temizleyelim tekrar. Yaramaz arkadaşların elleri boş durmuyor. Evet, şimdi başlıyoruz. Hazırsanız. Tuti'nin besmele ilahisi. Evet, başlıyorum. Besmeledir her işin başı, söylesen de Bismillah. Besmeledir her işin başı, söylesen de Bismillah. Hayırla başlamak istersen, söylesen de Bismillah. Bil ki hayırla biter işin, besmele ile başlarsan. Hayırına başlamak istersen, söylesen de Bismillah. Bil ki hayırla biter işin, besmele ile başlarsan. Aldın eline Bismillah, koydun yerine Bismillah. Aman sakın unutma, ha söylesen de Bismillah. Aldın eline Bismillah, koydun yerine Bismillah. Aman sakın unutma, ha söylesen de Bismillah. Evet, Tuti'nin Besmele şarkısını dinlediniz. Şimdi hazırsak başlayalım. Evet. Yalnız ben tekrar şöyle bir kurallarımı hatırlatayım size. Kurallarımdan en önemli olanı, sadece ismini söylediğim arkadaşın şarkıyı söylemesi. Sadece. Kimin ismini söylüyorsam sadece o söyleyecek şarkıyı. Bu kurala uymayan arkadaşları biliyorsunuz ki, daha önceden katılan arkadaşlarım biliyor. Kurala uymayan arkadaşları Zoom'dan çıkarıyorum. Üzülerek çıkarıyorum. Yani kurala uymadıkları için üzülüyorum. Ama çıkarıyorum. Çünkü kural bu.
Şimdi kimse sesini açmıyor. Ben bakıyorum, acaba kim söylemek istiyor? Evet, gözüme ilk çarpan kişi şu anda Belire İnci Dağ. Belireciğim, bir dakika. Sadece Belire açıyor sesini. Diğer arkadaşlardan açan olursa tek tek hepsini itinayla çıkaracağım. Zoom'dan atacağım yani. Evet. Belireciğim, sesini açabilirsin dostum. Tamam öğretmenim. Açtım Evet. Şimdi bize mavi kutuyu söyleyebilir misin Belire? Okuma yazma biliyorsun sanırım. öğretmenim. Evet öğretmenim. Harikasın. Hadi bakalım. Mavi kutuyu söylüyoruz birlikte. Tamam. Hayırla başlamak istersen söyle sen de Bismillah. Bil ki hayırla biter işin. Besmele ile başlarsam. Belire, sen besmeleyi ne zaman söylüyorsun? Yemek yerken, bir şeyler giyerken, ayakkabımı giyerken, bir şey elime alırken. Harikasın. Yani bir tane becerikli Tuti de sensin, öyle mi? Becerikli Belire diyelim biz sana. Her şeyi besmele ile yaparsak o zaman hem hayırla başlamış hem hayırla bitirmiş oluyoruz. Harikasın Belire. Sesini kapatabilirsin dostum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bakıyorum, bakıyorum. Kimler parmak kaldırıyor? Zehra Şen. Zehra, sesini açabilirsin dostum. Başım Sen de bize yeşil kutuyu söyle Zehra, olur mu? Sanırım sen de okuma yazma biliyorsun. Aldığın eline bismillah, koyduğun yerine bismillah. Aman sakın unutma, Harikasın. Pekala dostum, teşekkür ediyorum sana da. Bakıyorum başka kimler var, kimler var? Elif Sena Balaban. Elif Sena, sen ne zaman söylüyorsun besmeleyi, bize söyler misin? Yemek yerken, bir şey içerken, ayakkabımı giyerken, bir de giysimi giyerken. Besmeleyi söylüyorsun. Peki besmele ne anlama geliyor Elif Sena? Rahman. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah. Allah'ın adıyla. Harikasın. Teşekkür Allah. ediyorum. Evet, seninle de sarı kutuyu söyleyelim Elif Sena. Beslemedir her işin başı. Söyle sen de Bismillah. Besmele söyler misin bize Elif Sena? Nasıl söylüyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Harikasın Elif Sena. Teşekkür ediyorum sana da. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Elif Sena hemen kurallara uydu, sesini kapattı. Harikasın. Bakalım 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 başka kimler söylemek istiyormuş? Parmak kaldıran kimler varmış? Elif Oruçoğlu. Evet, Elifçiğim, okuma yazma biliyor musun? Ben bilmiyorum hocam. Tamam. O zaman seninle de sarı kutuyu söyleyelim. Orası hem kısa hem de neredeyse şarkımızın her tarafında geçen kelimelerden oluşuyor. Besmeledir her işin başı. Evet. Söyleyebilirsin. Besmele her Söyle sen de söyle. Bismillah. Aldığım ne? Bismillah. Koydum yerine
Bismillah. Harikasın. Teşekkür ediyorum sana Elifciğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bakalım bakalım kimler parmak kaldırıyormuş başka? Kimler söylemek istiyormuş bu güzel şarkıyı? Evet, Kerem Cavit. Kerem koltuğuna kurulmuş. Hadi bakalım Kerem. Açabilirsin sesini. Nereye okuyorum? Mavi kutuyu okuyabilirsin Kerem'ciğim. Tamam. Hayırla başlamak istersen söylesen de bismillah. Bil ki hayırla biter işin besmele ile başlarsan. Harikasın. Seninki de rap gibi oldu biraz. Teşekkür ediyorum sana da Kerem'ciğim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet, bakalım başka kimler varmış parmak kaldıran? Elif İkra. Elif İkra. Evet Elifciğim, seni dinliyoruz dostum. Evet. Hayırla başlamak. Söyle sen de bismillah. Hayırla harikasın Elif İkra. Teşekkür ediyorum sana da. Bakalım bakalım başka kimler var? İsrarla parmak kaldıran ve onları seçmediğim için çok üzüldüğünü yüz ifadesiyle net bir şekilde gösteren Hayat Toprak. Evet, hadi bakalım. Hanginiz Hayat, hanginiz Toprak? Öğretmenim ben Hayat. Ben de Toprak. Ne kadar güzel isimleriniz var sizin öyle. Öğretmenim hangisini okuyayım? İçimden. Efendim öğretmenim duyamadık. Yanaklarınızdan sıkmak geldi böyle içimden. Neyse korkmayın uzaktayım sıkamayacağım. Ödeyeyim. Evet şimdi sizinle de yeşil olan kutuyu söyleyelim. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlıyoruz. 1, 2, 3. Aldın eline bismillah, koydun yine bismillah. Aman sakın unutma ha, söyle sen de bismillah. Harikasınız. Balo verdim. Toprak. Çok balo verdim. Kaldır parmak. Evet, sesi açık olan bir arkadaşımız var. Elif Defne, sesiniz duyuluyor efendim. Dikkat edelim. Evet, şu anda bayağı kalabalığız çünkü. Evde konuştuklarınızı duymamızı istemezsiniz herhalde, değil mi? Erdem Yusuf Işık. Hangi kutucuğu okuyayım? Hangi kutucuğu okumak istiyorsun Erdem? Mavi. Mavi. Haydi bakalım Erdem. Hayırla başlamak istersen söyle sen de bismillah. Bil ki hayırla biter işin besmele ile başlarsan. Harikasın. Erdem sen ne zaman besmele söylüyorsun? İşte yemeğe başlarken, hı hı, giysi giyerken, bir şey elime alırken, hı hı, o şekilde. Tebrik ederim seni dostum. Çok iyi yapıyorsun. Bir tane becerikli tuti de Erdem. Bugün bence
işlerine başlarken besmele çeken herkes becerikli. Becerikli olsun yani. Bugün onların isimlerinin başına becerikli koyalım. Mesela becerikli Zehra Doğan, becerikli Hayrun Nisa Çatalkaya, becerikli Sude ve Zeynep, becerikli Ekin, söyleyemedim. Becerikli Ecrin ve Öykü. Bakalım bakalım başka kimler söylemek istiyormuş. Parmak kaldıran arkadaşlardan seçiyorum bu arada. Bazı arkadaşlarımız sadece dinlemeyi tercih ediyorlar. Esra. Esra Ay. Hangisini söyleyeyim? Hangisini söylemek istiyorsun Esra? Sarıya. Sarıya. Hadi bakalım Esra, seni dinliyoruz. Besmele'dir her işin başı, söyle sen de bismillah. Harikasın. Esra sen ne zaman besmele söylüyorsun? Her şeyin öncesinde. Her şeyin öncesinde. Harikasın. Kısa ve öz oldu. Her şeyin öncesinde besmele söylüyorum öğretmenim dedi. Pekala. Hümeyra Sultan, acaba parmak mı kaldırıyorsun? Evet öğretmenim. Pekala, iki elini birden açınca dedim acaba parmak mı kaldırıyor, dua mı ediyor? Öğretmenim ben de kaldırıyorum. Evet, şimdi Hümeyra'yı dinliyoruz. Diğerleri sesini kapatsın lütfen. Hangisini söyleyeyim öğretmenim? Hangisini söylemek istiyorsun Hümeyra? Mavi. Mavi, hadi bakalım. Hayırlı başlamak istersen söyle sen de bismillah. Bil ki hayırlı biter işin besmele ile başlarsan. Harikasın. Tebrik ediyorum seni de Hümeyra Sultan. Sen ne zaman besmele söylüyorsun Hümeyra? Yemek yediğimde, hı-hı, ders yaptığımda. Evet. Giyerken, giysimi giyerken, okula giderken. Harikasın dostum. Tebrik ediyorum seni de. Bakalım başka kimler söylemek istiyor? Aa, bu arada Kerem ve Zeynep kardeşleri de gördüm. Minik kardeşlerini de gördüm. Evet, bakıyorum başka kim parmak kaldırıyor? İsimlerini değiştirmeyi unutmuşlar sanırım. Yenerler yazıyor. Evet. Başlayayım. Evet, sizi dinliyorum. Hangi kutuyu söylemek istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Hepsini. Hepsini. Üç kardeş hepsini mi söyleyeceksiniz? Harikasınız. Başlıyor muyuz? Hadi başlayalım. Besmele her işin başı, söyle sen de bismillah. Hayırlı başlamak istersen söyle sen de bismillah. Bil ki hayırlı biter işin. Evet. Besmele ile başlarsan aldın eline bismillah, koydun yerine bismillah. Aman sakın unutma, söylesen de bismillah. Bravo size, harikasınız. Tebrik ediyorum, resmen Zoom'da koro yaptık. Harikasınız. Evet, bakalım başka kimler parmak kaldırıyormuş. Bakalım bakalım bakalım. Sesimizi açmadan parmak kaldırıyoruz bu arada. Evet. Akif Uysal İtalya. Akif, bizi İtalya'dan mı dinliyorsun? Evet. Wow, harika. İnşallah sana Akif. Kardeşinle birlikte mi söyleyeceksin? Kardeşim konuşmayı bilmiyor. Evet ama çok heyecanlı şu anda galiba.
Evet Akif, hangi renk kutucuğu söylemek Yeşil renktekine. Yeşil renktekine. Pekala Akif, seni dinliyoruz dostum. Aldın eline bismillah, koydun yerine bismillah. Aman sakın unutma ha, söyle sen de bismillah. Harikasın Akif. Sen ne zaman besmele söylüyorsun? Öğrenmenim ben. İçerken, ayakkabımı giyerken, hı-hı, yemeklerimi yerken, ondan sonra kıyafetlerimi giyerken. Evet, harikasın Akif. Ay kardeşin benim yerime öptü seni. Çok tatlısınız. Galiba hı? Beni öpmek istiyor. Telefonun mu? Telefonu öpüyor şu anda. Telefon mu, bilgisayar mı, artık neyden izliyorsa bizde. Çok tatlısınız Akif'ciğim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, bakalım başka kimler varmış? Emine Kızılcan görüyorum ama. Kızım aç. İsmi söyle be dedim sen. Benim adım Beril. Beril. Berilcim nasılsın? İyiyim. Harika görünüyorsun. Ablanla birlikte mi dinliyorsun bizi? Babla istemiyor. Anlayamadım ne dediğini. Ne bana istemiyor. Berran söylemek mi istemiyor? Evet. Peki anladım dostum, tamam. Sen söylemek istiyor musun? Ben tavşan makalı tamam. Okumak istiyorum. Berran söyleyeyim mi şu turuncu yarısı ister misin? Hocam masadan sonra tavşan masalı. Merve hocam söylemek istemiyor ya. Tavşan masalı mı söylemek istiyor? Öyle bir şey demek istiyor. O nasıl bir şey acaba? Dinleyelim mi çocuklar sizce? Beril'in tavşan masalını merak ettiniz mi? Vallahi ben... Evet. Seslerimizi kapatalım. Çocuklar seslerimizi açmıyoruz. Hayır. Şimdi Beril'i dinleyeceğiz. Hayır. Seslerinizi açmıyorsunuz. Evet. Kimse sesini açmıyor. Sadece Beril açacak sesini. Evet. Tekrar uyarmak zorunda kalmayınız. Evet. Şimdi Beril'cim sesini açabilirsin dostum. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Bir zamandan beri bir tavşan varmış. O tavşan yolunu kaybetmiş ve hiçbir yolunu bulamamış. Annesi babasını da bulamamış. Sonra çiçi kuzu ona yardım etmiş. Sonra annesini babasını geri getirmiş. Sonra uyumuş ve kalkmış ve havuç yemiş. Bu masal da burada bitmiş. Harikasın da... çocuklar, Beril'e bir alkış. Alkış emojisi bırakalım şuradan hemen. Alkış. Harikasın dostum. Masalın çok güzeldi. Benim masalımdan bile daha güzeldi. Tavşan havuç yer ama biz de havucu çok çok yemeliyiz değil mi? Çok sağlıklı çünkü havuç. Harikasınız. Evet. Bismillah diyen Esra bizi kardeşiyle birlikte dinliyor. Ne kadar tatlısınız siz öyle. Hocaman öpücük gönderiyorum size de. Hepinizi ayrı ayrı tek tek. Bir bu yanağınıza bir bu yanağınıza. Kocaman öpücük gönderiyorum. Evet, başka şarkımızı söylemek isteyen var mı? Bakalım. Evet, ben öğretmenim. Seslerimizi açmıyoruz. Evet, şu anda Zümra'yı görüyorum. İlkim Zümra.
Evet dostum. Ben kutucuklardakini söylemeyeceğim. Ben yarımını biliyorum çünkü. Harikasın. O zaman onu söyle. Aldım elime bismillah. Koydum yerine bismillah. Aman sakın unutma. Harikasın dostum. Tebrik ediyorum seni. Ezberlemişsin sen de. İlkim Zümra. Harikasın. Evet bakalım başka kimler söylemek istiyor? Öğretmenim. Ya o sesi ne? Evet. Kim? Öğretmenim. Aa. Kurallara uymayan birisi var. Evet, bakıyorum başka kimler söylemek istiyormuş. Ya o kadar tatlısınız ki hepiniz. Böyle hepinize tek 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 söz hakkı verip herkese söyletmek geliyor içimden. Evet, bakıyorum. Şu anda Yusuf Urgancı'yı görüyorum. Yusuf, sesini açabilirsin dostum. Açtım öğretmenim. Hangi kutucuğu söylemek istiyorsun Yusuf? Öğretmenim ben okuma bilmiyorum. He tamam o zaman ben söyleyeyim sen tekrar et olur mu? Olur. Tamam süper. Ben mavi kutucuğu söylemek istiyorum. Tamam. Hayırlı başlamak istersen söyle sen de bismillah. Evet sıra sende. Hayırla başlamak istiyorsan sen de söyle bismillah. Bil ki hayırla biter işin. Bil ki hayırla biter işin. Besmele ile başlarsan. Besmele ile başlarsan. Harikasın Yusuf. Çok da güzel söyledin. Okuma bilmiyorsun ama melodiyi çok güzel söyledin gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Evet, bakalım başka kimler var söylemek isteyen. Şöyle ekranımı biraz daha genişleteyim. Herkesleri görelim. Evet. Öğretmenim ben istiyorum. Aa, son 3 dakikamız kalmış. Hemen Aslı Döngel. Tamam. Aslı, sesini açabilirsin. Muhammed. Evet Aslı, hangi kutucuğu söylemek istiyorsun? Hepsini. Hepsini. Okuma yazma biliyor musun Aslı? Evet. Harika. Hadi başla o halde. Besmele'dir her işin başı. Söyle sen de. Hayırla başlamak istersen. Söyle sen de bismillah. Bil ki hayırla biter işin. Besmele ile başlarsan aldım eline bismillah koydum yerine bismillah aman sakın unutma ha söyle sen de bismillah. Harikasın Aslı. Tebrik ediyorum seni dostum. Süperdin. Evet bakalım başka kimler söylemek istiyormuş. Son dakikamıza gidiyoruz bu arada. Evet, benim bir şey söyleyebilir miyim? Elva ve Ravza. Öğretmenim, ben söyleyebilir miyim? Öğretmenim, ben okuyayım. Seslerimizi açmıyoruz. Kurallara uyalım. Şimdi sıra gelmese bile önümüzdeki günlerde sıra mutlaka gelir sevgili çocuklar. Tamam mı? Şu anda çok kalabalık. Herkese tek tek söz hakkı vermeyi ben de çok istiyorum. Öğretmenim. Son bana verirsen. Evet. Öğretmenim blok yapsanız. O zaman bir dakika.
Şu anda tamamdır. Son bir dakikanın içerisine girdik. O yüzden sesleri komple kapattım. Sizi çok seviyorum sevgili çocuklar. Bir sonraki hikaye saatinde görüşmek üzere. Bu hikayeyi de YouTube kanalıma yükleyeceğim. Oradan tekrar dinleyebilir veya dinlemesini istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpücükler gönderiyorum buradan. Öğretmenim YouTube kanalı ne? YouTube kanalı Merve Alanbay diye YouTube'a girdiğinizde hikaye saati videolarım. Çocuklar. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun sevgili. Söyleyebilir miyim?